Türkiye günlerdir KPSS skandalını konuşuyor. Konuşmaya da devam edecek gibi görülüyor. Burada önce bir temel vurgu yapmak gerekir. KPSS skandalı ortaya çıktı ve ardından Cumhurbaşkanı'nın Devlet Denetleme Kurulu'nu görevlendirmesiyle herkes bu soruşturmayı, sonuçlarını bekledi ve hızlı şekilde de görevden almalar, yeni atamalar, sınavın iptali, önümüzdeki sınavların ertelenmesi gibi hususlar var. Bu hızlı refleks nasıl sağlandı? KPSS'deki sorunu kim nasıl duyurdu? Yani gazete manşetlerinden mi öğrendik? Televizyonlar son dakika sıcak gelişme diye mi verdi sorulardaki benzerliği? Hayır, gençler sosyal medyada duyurdular bunu. Twitter'da duyurdular ve orada tepki çığ gibi büyüyünce İletişim Başkanlığı Cumhurbaşkanı'nı haberdar etti ve ardından da biraz önce saydığım gelişmeler yaşandı. Hangi mecra? AK Parti'nin ve MHP'nin çöp dediği, bataklık dediği, kurutacağız dediği mecra. İşin trajikomik tarafı, meselenin akışına ilişkin pozisyon almalar da o mecralardan duyuruldu. İletişim Başkanlığı tweet attı, Cumhurbaşkanı o tweet'i alıntılayarak hiçbir gencin hakkını yedirmeyeceğini söyledi. Gençler haklarını yedirmediler ama kendileri yedirmediler. Sosyal medya sayesinde yedirmediler. Sosyal medyada yükselen toplumsal tepki AK Parti'nin kulağının üstüne yatma refleksine izin vermedi. Bu kadar net. Oysa ki Recep Tayyip Erdoğan miting meydanlarında Twitter hepsinin kökünü kazıyacağız diyordu. Kendi toplantılarında bu mecraların kapanmasını, gerekirse kendisinin de orada yer almayacağını söylüyordu. MHP bir ara küstü çıktı. Twitter'ı zapturapt altına alacak göya kanunu düzenlemeler olunca geri girdiler hep beraber. O Twitter KPSS meselesindeki toplumsal tepkiyi duyuran Twitter'dır. Duyuran sosyal medya mecradır. Ve dezenformasyon yasası. Mücadele ettik, 1 Ekim'e kadar beklettik. Dezenformasyon yasası ne diyordu? Doğru olmayan bilgiyi yayma suçu. Şimdi şu kadarını söyleyelim. Siyasi partiler bile ilk bilgiler geldiğinde bir teyit edelim, bir orijinalini görelim diye bakıyoruz ve doğrulatmaya çalışıyorduk o günlerde. Şöyle ki, gerçekten öyle bir kitapçık var mı? Fiziken elde edelim dedik. Yoksa birileri o soruları kitapçık gibi photoshopladı, ortalığı karıştırıyor mu dedik. Bu konuda bir doğrulama ihtiyacının olması önemlidir. Ama siz eğer bu bilgi yanlış çıkarsa hapis yatacaksın dediğinizde, gazeteciysen mesleğinden olacaksın dediğinizde, dezenformasyon yasası olsaydı kimse Twitter'a bu 20 sorunun benzerliğinden duyduğu şüphe ve rahatsızlığı yazamazdı. Hatta belki de yazanlara, eğer bu kadar çok tepki birleşip de bir toplumsal tepkiye dönüşmeyince, bunlar dezenformasyon yapıyorlar, Cumhurbaşkanımızın atadığı ÖSYM başkanımızı küçük düşürmeye, ona haysiyet cellatlığı yapıyorlar deyip bu paylaşımları yapanları tutup sürükleyip götürebilirlerdi, ceza verebilirlerdi, içeri atabilirlerdi. O yüzden meseleye öncelikle toplumun haber alma hakkı olarak ve insanların kendilerini ifade etme ve demokrasinin bir tepki ve protesto rejimi olduğunun ayırdığında olarak bu meselelere özgürlükçü yaklaşma ve toplumun duyduğu endişelerin rahatlıkla dile getirilip tartışılabileceği imkanları vermenin gereği ortadadır. AK Parti ve MHP bu imkanı ortadan kaldırmak, bunun üzerine sis perdesi indirmek için genel bir tutum halindedirler. Öncelikle bunu paylaşalım. Yeri gelmişken, şu anda Cumhur İttifakı Ağustos ayında Ağustos böceği gibi bir köşede cırlıyorlar. Bir şey yaptıkları yok. Ona hakaret, buna hakaret. Kardeşim, dezenformasyon yasasını hani siz tüm sosyal taraflarla tartışacaktınız? Gazetecilik meslek örgütleriyle tartışacaktınız. Bunun dünyadaki iyi örnekleri araştırılacaktı. Komisyonlar kurulacaktı. 1 Ekim'e. Sen 1 Temmuz'daki kafayla 3 ay boyunca cır ona hakaret, buna hakaret. 1 Ekim günü yine aynı yasayı getireceksen senin 1 Temmuz'da takındığın tavrın bir değeri kalmaz. Varsa ben okumuyorum, ben duymuyorum, ben görmüyorum. Varsa söylesinler. Gazetecilerle çalışıyorlar mı? Gazeteciler cemiyetiyle, muhabirlerin türlü dernekleriyle, bu alanda örgütlü sendikalarla dünyaya bakıyorlar mı? Muhalefete bir şey yolluyor musunuz? Yine 1 Ekim'de gelip aynı yasayı dayatacaksanız bu iş böyle olmaz. Diğer yandan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin KPSS sorularının çalınması, FETÖ'nün o yaşattıklarından hiçbir ders çıkarmadığı anlaşılıyor. O gün olanlarda Adalet ve Kalkınma Partisi çok elverişli bir temizleyicisi var onun. FETÖ sıvı sabunu. Elleri onunla yıkadılar. Püripak tertemiz. FETÖ şampuanıyla baştan aşağı yıkandılar. AK Partililer o kadar hak yendi. AK Parti'nin o dönemki yöneticileri ve halen devam edenler püripak. Nasılsa FETÖ sabunu her şeyi temizler. O günlerde birileri haksız girdi. Tespit edilebilenleri attınız. Peki onların yerine girmesi gelip de hakkı yenilenler ne oldu? Kamuya girmesi gerekirken giremeyenler ne oldu? FETÖ'yle ortak. Çünkü siz sadakata bakardınız. Siz alnı secdeye değiyor mu diye bakardınız. Bunu da göstererek yapıyor mu, bir cemaat mensubiyetiyle bunu tescil ediyor mu diye yapardınız. Hala da yapıyorsunuz. O cemaat değil, başka cemaatler güçleniyor, yapılanıyor, kuvvetleniyor. Kafa aynı kafa olunca felaket aynı felaket oluyor. Kendi yıllar sonra iktidara geldi Ecevit. 78'den sonra ilk kez, ilk işi kamuda seçme sınavını objektif kriterlerle ve sadece sınavlı halde getirdi. Siz geldiniz bunun üstüne kendi adamlarınızı yerleştirerek, cemaatleri yerleştirerek, tarikatları yerleştirerek, şifreli sorularla, algoritmalarla, bilmem nelerle milletin hakkını yediniz. Şimdi de bunun üstüne bir mülakat rezaleti geliştirdiniz. Geçen hafta burada bütün her şeyi gösterdim. Elenecekleri nasıl sistematik eliyorsunuz? Ve iddialar kuvvetli, kimse çıkıp bir şey demiyor. Kürtler eleniyor, Aleviler eleniyor deniyor. İddialar çok kuvvetli, solcular eleniyor. Babası, dedesi solcu olanlar eleniyor diyor. Liyakata değil, tamamen partiye sadakata. AK Parti'de yetmiyor. Türgev'in, TÜGVA'nın listeleri deniyor. Çıkıp buralarda bir makul açıklama yapılmıyor. Ama ne zaman AK Parti 20 yıllık iktidarının sonunda, hem de çok önemli bir yer ÖSYM, Türkiye'nin en önemli marka değeri, canını okudular 20 yılda aşama aşama, oranın başına atlanacak bürokrat ne kadar kritik, soruların 20 tanesi benzer olunca onu görevden alıyor, bizim bir suçumuz yok. Sen suçu, sen iyiliği görevden alırken yapmadın, bu gençlere kötülüğü o görevlendirmeyi yaparken yaptın. O kalem senin kalemin Recep Tayyip Erdoğan. Senin kaleminin mürekkebinden dökülüyor bunların hepsi. Sen o kadar güveniyorsun ki ÖSYM Başkanı'na. Şimdiki Milli Eğitim Bakanı'nın bir önceki görevi Bakan Yardımcısı, ondan önceki görevi ÖSYM Başkanı'ydı. Bizim önergelerimiz var, taleplerimiz var. Mahmut Özer'in dönemi de dahil, ne dediğimi bilerek söylüyorum. Sonraki dönem ve bu dönemin bütün sınavlarının enine boyuna araştırılması lazım. Neden yanaşmıyorsunuz? Devlet Denetleme Kurulu bundan önceki dönemleri de bir baksın bakalım. Tam puan alanlara bir baksın. Puanı yüksek olup elenenlere, puanı sınırda olup da en yüksek mülakat puanı verilenlere, onların referanslarına. Tayyip Erdoğan'ın görevinden geri Devlet Denetleme Kurulu'nun yapamayacağı açık. Açık. Ama 13. Cumhurbaşkanı'nın, gelecek Cumhurbaşkanı'nın görevlendireceği Devlet Denetleme Kurulu bu sizin kirli çamaşırlarınızı böyle ortalığa teker teker dökecek. O zaman FETÖ şampuanı, bilmem ne şampuanı kimseyi kurtarmayacak. Hukuk önünde teker teker hesap verilecek. Yeni başkanın özürle başlaması, dünya kadar tuhaf şeyler, yok kimsenin parası marası. Millet onun derdinde mi ya? 1.600.000 kişi tam sınav stresi bitmişken yeniden sınav stresine girdi. Kazanma ümidi olanları perişan ettiniz. Bu sınava hazırlanıp bu sınava girmiş acaba diyenleri mahvettiniz. Sınavı iyi geçenler iki gözü iki çeşme. Hepimize telefonlar geliyor annesinden babasından. Çocuğum çırptı kendini, perişan oldu, yapmasınlar etmesinler, ama elde bir şey yok. Yapılabilecek bir şey yok. Perişan olmuş, iptal etmese başka haksızlık, iptal ediyor başka mağduriyetler. Ondan sonra efendim işte hiçbir çocuk mağdur olmayacak. Şu anda yatak odalarında yüz binlerce çocuk ağlıyor. Hani yemekten içmekten kesildi, çocuğum yemeğe gelmiyor, masaya oturmuyor diyor anneler. Mağdur olmayacak. Mağdur ettiniz. Sorumlusu da sizsiniz. Recep Tayyip Erdoğan. Demiyor musun? Her şey bende, sende. Bunun da sorumluluğu sende. Öyle onu görevden alarak yerine bunu atayarak olmaz. Ayrıca yeni atanan başkanın ilk paragrafın son cümlesi özür diliyoruz demesi değerlidir ama yetmez. Özürlen bu iş geçiştirilemez. Kaldı ki ÖSYM'nin başındaki kişi eskiden FETÖ'cüydü. O dönem iktidarları varken darbeden önce araştırdık, suçu yok. Darbeden sonra suçlu bulundu. Yerine bir tarikatçı, bir cemaatçi, bir tarikatçı, bir cemaatçi daha. Şimdi gitti yeni gelen kişiyle ilgili de cemaat, tarikat bağlantıları bilmem neler. Bu işlerden ders çıkarmak lazım. Ben ilk CV'ye baktığımda matematik bölümü mezunu, bir üniversitenin matematik bölümü. Oh dedim, galiba bu sefer liyakatli bir atama. Ama arkadan ortaya dökülenler bu liyakat meselesi üzerine yeni bir şüphe, yeni bir büyük soru işareti geliyor. Bu cemaat tarikat ilişkisi üzerinden bir sadakat, bir dünya görüşü tescili, aman bir solcuya kaptırmayalım, ne kadar iyi olursa olsun kapımızın içinden Atatürkçünün birini sokmayalım mantığı bir kez daha bizi felakete sürükleyebilir. Bu işe bakalım. Yeni başkanın özür dileyerek başlamasına evet, ama dünya kadar tarikat bağlantısıyla ilgili ortaya dökülenlere de acaba yine aynı hata yapılıyor ve bundan sonra da aynı perişanlıklar yaşanacak mı diye ihtiyatla yaklaşmak durumundayız. Ayrıca madem göreve geldi, bütün Türkiye'nin duymazdan geldiği bir sorumuz var. KPSS'den bir ay önce ÖSYM'de 432 kişinin görev yeri değiştirilmiş. Buna yanıt verin diyoruz. Konuşan cevap veren yok. Soru önergeleri yanıtsız. Yeni ÖSYM Başkanı önceden bekleyen yanıtlanmamış soru önergelerini cevaplamakla da mükellef. Bu soruya derhal cevap bekliyoruz. Bu 432 kişi yer değiştirmiş mi? Bu değişiklikler hangi amaca hizmet için? Nereleri denetimsiz bırakmak, nerelere birini yerleştirmek, kimlere ne alan açmak için yapılmış? Bunu söyleyelim. Biz bu soruyu bugün sormadık. Biz bu soruyu çoktandır soruyoruz, bir türlü cevap alamıyoruz. Şimdi gelinen noktada Recep Tayyip Erdoğan'ın, ekibinin zeytinyağı gibi üste çıkmaya hakları yoktur. Bu zeytinyağı gibi üste çıkmak tamamen ve tamamen milletle alay etmektir. Öyle geçmiş dönemlerde aldatıldım, kandırıldım deyip kurtulmalarla falan olacak iş değildir. 20 yıldır ülke yönetiliyor. Kadrolar kendi kadroları. Bir 15 Temmuz'u Türkiye'yi yaşattılar. Makam mevki verdikleri, ellerine silah verdikleri, atadıkları, orduların başına getirdikleri kişilerin, onların getirdiklerinin yaptığı ihanetten ders almadılar ve geldi, döndü, dolaştı bir kere daha soruları çaldırdılar ya da bilinen soruları birileri için sordurdular. Burada artık öyle bir zeytinyağı refleksiyle ben çıktım bunlar yaptı. Onları da on mevkilere sen yaptın. Sen getirdin, sen görevlendirdin. Bu sistem kimi kazandırmaya çalışıyorsa, geçen sistem kendi cemaatiniydi. Bu sistem kimi kazandırmaya çalışıyorsa gücünü, kudretini ve yetkisini senden alıyor kardeşim. Senin adına kullanıyor bu yetkileri. Senin çarkın, birileri KPSS'ye giriyor ve çark dönüyor. O Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ya da her birinde bir evladının görev yaptığı TÜRGEV'in, TÜGVA'nın, Okçuluk Vakfı'nın çarkları içinde bir şeyler dönüyor. Bu çok kıymetli bir kardeşimiz. Lisesi de bizim liseden. Bunu da kamuya sokarsak, ileride de buraya alırsak yapın diyorsunuz. Yapın diyorsunuz. Niçin bunu yaptığınız belli. Kendi yetiştirdiğiniz o kindar nesli kamuda bir yerlere getirmek ve ödüllendirmek istiyorsunuz. Sizinkilerin arkadaşları. Bütün Türkiye bunu biliyor. AK Parti'den torpil olmadan bu işlerin olmadığına ilişkin yaygın kanaat en çok AK Parti'ye geçmişte oy veren seçmende var. Aha da sokak bunları konuşuyor. Bu kadar üye nasıl oluyor? Anormal. Üye sayısıyla. Var mı Avrupa'da böyle bir üyelik? Tayin için, terfi için, devletteki her görev için senin yetmez 7 ceddinin AKP üyeliği gerekmiyor mu kardeşim? Bilmeyen mi var? Kral çıplak diye kaç kere bağırdık? Aşağıda bağırdık, mecliste bağırdık. 634 kişi Suriyelilerin çalıştığı, kaldığı kamp kapanmış, işsiz kalmışlar. Haklarını aramaya gelmişler. Kaçınız AKP üyesi dedik. Çocuk güldü bana ya. 634'ümüz de abi dedi, AKP üyesi olmadan Suriyelilerin kaldığı kampta görev almak mümkün mü? Önce AKP üyesi olacaksın. Hal böyle olunca siz de AKP üyeli önemli, bizimkileri alın, bizimkileri yerleştirin deyince birileri şifreyi, birileri bilmem neyi arıyor. Bu iş şeye benziyor. İdam mahkumunun idam edilmeden önce annesini görmek isteyip sonra annesinin dilini koparmasına, ben o ilk yumurtayı çaldığımda nereden geldi bu yumurta demeyince ben buralara geldim hırsızlık yapa yapa diyor. Kimse birbirini kandırmasın. Birileri sorulara şifre üretiyorsa kendi akrabası için değildir. Tepelerden gelen baskılarla bizim çocuklar kazansın, bizim çocuklar kazansın, solcuları eleyin, aman şular girmesin. Bunu mezhebi istemeyizin sonu bu. Unutmayın, otoriter rejimlerde, faşizme varan otoriter rejimlerde devleti yönetenler ve memurlar kendine verilen talimatları değil, liderlerinin talimatlarını değil, artık liderlerinin taleplerini değil, aklından geçenleri yapmaya çalışırlar. Demokrasi olan ülkelerde bunların olmamasının sebebi budur. Totaliter rejimde liderin emri değil, niyeti okunmaya çalışır. Benim liderim bana bunu emretti, yapacağım demez. Benim liderim buna niyetlendi, yapmalıyım der. O yüzden bu işler Devlet Denetleme Kurulu'nu görevlendirenin değil, ÖSYM Başkanı'nı görevlendirenin ne yaptığına bakmak lazım. İkisinin aynı kişi olması ikinci imzayla birinci imzadaki sorumluluğu ortadan kaldırmaz. Eğri oturup doğru konuşalım. Kitabın ortasından konuşmanın vaktidir. Bu işlerin kimin sorumluluğunda olduğu, bu kadar gencin hakkını kimin yediğini görmek lazım. Recep Tayyip Erdoğan. 3 kelime. 4.'sü yok kardeşim. Çıksınlar konuşalım. Tabii liyakatsiz atamalar ve liyakatsizliğin sınavlara etkin olması falan sırf oralarda kalmıyor. En çok ekonomide yaşadığımız sıkıntılar liyakatsizliğe bağlı. TÜİK'in rakamlarına göre bile Tayyip'i üzmeyen istatistik kurumu, onun da başkanını o atadı, defalarca değiştirdi. Bu TÜİK nasıl bir kurum? Ne kadar güvenilir? Çok güvenilir. Ne kadar? ÖSYM'e kadar güvenilir. ÖSYM nasıl bir kurumsa TÜİK de öyle bir kurum. Onu kim atıyorsa bunu da o atıyor. TÜİK, ÖSYM ne yapıyorsa TÜİK de benzerini yapıyor. TÜİK Başkanı rakamları çıkarmış, bir gün önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanındaydı ilandan önce. Askerlik yapanlar bilirler. Ben nöbetçiyken çok yaptık. Askere yedirilecek yemek öğünden önce komutana çıkarılır. Komutan tadar. Ne var bugün menümüzde der. Fuat Bey sormuştur. Ne yedireceğiz askere yarın? Vatandaşa ne yedireceğiz? Vallahi geçen ayki gibi efendim demiştir. Biz vatandaşın hakkını yiyeceğiz, yedireceğiz. Emeklinin, çalışanın hakkını yediler yine. Menüde yine aynı şey vardı. Bir gün önce rakamları götürmüş Fuat Oktay'a arz etmiş beyefendi. Fuat Oktay TÜİK'e endişe 80'i geçebilir de enflasyon 79.6 için aferin asker demiş. Aferin asker. 79.6, 80'i geçirmediniz. Ama unutmayın, bütün emeklilerimiz ve bütün işçilerimiz bu komutana bir gün önceden arz edilen yemek ve o tepside yenen yemek üzerinden, kendi hakları üzerinden maaş alıyorlar. Ve kimsenin inanmadığı bu enflasyon rakamlarına göre bile enflasyon 24 yılın zirvesinde. Yani enkaz devraldılar ya, sonuç yıl çok kötüydü. Geçmiş hükümeti tamamen geçtiler. Frenler tutmadı, üçlü koalisyonu geçtiler, öncesine gittiler. Hem de bu tüketici fiyatı üzerinden, üretici fiyatlarına yaptığınızda Çiller döneminden gerideyiz. Çillerin en kötü günlerindeyiz. Ve ne diyor Recep Tayyip Erdoğan? Enerji fiyatlarındaki dengesizlik olmasaydı cari fazla verecektik. Mehmet Uç da demiş ki önceki yılın paritesi değişmemiş olsaydı avro cinsinden yapılan ihracatımız daha yüksek olacaktı. İcraat üretme, yerine getirmek yerine mazeret üretme noktasında bakanlarla Cumhurbaşkanı birbirinden yarışıyorlar. Söylediklerini kimse anlamıyor. Hiçbir değeri yok. Çünkü avro sepeti ya da enerji fiyatlarındaki dengesizliği değil, manavdaki, pazardaki, kasaptaki etiketleri görüyor millet. Milletin umurunda değil bu. Millet şunu biliyor. Dünyada en yüksek 4. enflasyon. 200'e yakın ülke arasında en yüksek 4. Az kaldı ataktayız. Zimbabwe ile aramızda 12 puan kaldı. %92 Zimbabwe. Gelecek ay Zimbabwe'yi de geçebiliriz eğer sıkı bir atak yaparsak ya da onlarda bir düşüş olursa. 200 ülke içinden en çok enflasyonu olan ilk 3 ülkeden biri olacaksın ve buna mazeret üreteceksin. Soruyorlar, yandaş kanala çıkmış Sayın Nebati. Efendim 6 ay uyuyup uyanacaktık, iyi olacaktı. Ben uyudum, uyanmadan önce diyor Rusya diyor Ukrayna'ya saldırdı diyor. İyi de ondan olmuş enflasyon, yoksa hemen düşecekti. Rusya'da yok bu enflasyon. Bütün dünyanın ambargoyu gördüğü Rusya'da yok. Dünyanın 2 süper gücünden biri olan Rusya'nın bombaladığı Ukrayna'da yok bu enflasyon. Rusya Ukrayna'yı bombaladı diye onlarda enflasyon olmuyor, bizde enflasyon oluyor. Bahanesi bu. Çare üretmeyip mazeret üreten liyakatsiz ekonomi yönetimi. Perişan haldeyiz ve bunun üzerinden gitmiş Alman bakanı diyor ki ya sizde %7 yabancı bakara dedim diyor, %7 enflasyon var, sokağa çıkamıyorsunuz. Bende bunun işte 10 katı var, %80 enflasyon var, sokakta rahat geziyorum. Şimdi %7 enflasyon var diye Almanya'da veya Avrupa'da bir bakan sokakta gezemiyorsa bu onun ayıbı değil. Bu onun görevini ne kadar hassasiyetle yaptığının, o ülkede de ne kadar iyi hak arandığının göstergesi. Esas sorun sende. Canını okudun ekonominin. Canını okudun ekonominin, hala sokakta çıkıyorum, geziyorum diye övünüyorsun ya. Çok özür dileyerek söylemek lazım ama Anadolu'da buna senin yaptığına yüzsüzlük derler. Bizde senin 10 katı enflasyon var, biz rahat geziyoruz denir mi ya? Ayrıca rahat gezdiğin de yok. Ben seni takip ediyorum. Daha doğrusu seni ajans takip ediyor, biz de mecburen ajansı takip ediyoruz. Sen Urfa'ya gittin, sen Gaziantep'e gittin. Esnaf gezdin. Bak Kemal Bey esnaf gezdi Erzurum'da. A Haber dahil kamerası, mikrofonu, bütün ajanslar orada. Ne konuşulursa herkes kaydedebiliyor. Sen nasıl esnaf geziyorsun esnaf? Tek kamera, tek fotoğrafçı, Anadolu Ajansı. Başka Doğan'a, Demirören'e bile güvenlikleri yok. Demirören bile gelmesin. Yeni Şafak bile gelmesin. Tek başına Anadolu Ajansı ile esnaf geziyor. Onda da video yayınlayamadılar, fotoğraf geçtiler. Kamera niye var Sayın Bakan yanında? Videoya çekiliyor, diyalog yayınlamıyor. Gezdiğin esnafta bir tane de iyi yaptın diyen yok ki. Rahatız diyen yok ki. Borcum yok diyen yok ki. 17 dakikada 4 tane fotoğraf koy Twitter'a, sonra gidip Alman bakan hava yapıyor. Ben sokakta gezebiliyorum. Sen sokakta da gezemiyorsun. Hodri meydan. Yanına bizim ekonomi kurmaylarımız. Birer kişi çıkın bakalım sokağa. Alalım televizyon ajansları da yanımıza, isteyen gazeteciler gelsin. Rastgele gidelim, bakalım esnaf ne diyor. Sana ekonomide güven veriyorsun, iyi yapıyorsun, iyi gidiyoruz mu diyor. Yoksa bizim de yanımızda olan bütün kameraların rahatlıkla kaydettiği gibi öldük, bittik, yandık mı diyor. Daha son seçimlerde oyu veren sevgili ablamın dediği gibi tavuk gibi yoldular bizi, perişanız mı diyor. Ne oldu? Köşe yazarları, akşam televizyon kanallarında hükümet övücüler, O müthiş hükümet övücüler, muhalefet bükücüler. 18 liraydı kur. Kur korumalı mevduat. Kur 11 küsür liraya doğru geldi. Zaten son bir ayda oraya fırlatmışlardı beceriksizliklerinden. Tayyip Erdoğan büyük deha. Çok büyük icat yaptı. Kur 11,5, hatta Tayyip Bey diyordu ki gelecek hafta onun da altına inecek. Kur korumalı mevduata tam 40 milyar TL 7 ayda sadece hazineden ödedik. Hazineye yükü 40 milyar TL. Ve döndük dolaştık, kur geldi aynı yere. Madem öyle, biz bu kur korumalı mevduatı neden icat ettik? Neden hepimizin, en çok da dolaylı vergi verenlerin, yani harcayarak mecburen vergi verenlerin, suyu açınca, elektriği açınca, ekmek alınca, benzin alınca, un alınca dünyanın en yüksek vergilerini ödeyenlerin, efkarlanıp bir sigara yakmak için sigara alınca dünyadaki en yüksek vergiyi ödeyenlerin, cebinden aldınız, zenginlere 40 milyar verdiniz. 40 milyar TL ve kur aynı yerde. Ne olacak şimdi? Kim verecek bunun hesabını? O günlerde dedik ki böyle bir şey yok. Dünyada bu kadar büyük bir negatif faiz olmaz. Bu kadar büyük negatif faiz varsa o para başka yere kaçar. Kaçacağı yer dolardır. Siz de öyle dediniz zaten. Çaktırmayın. Faiz vermiyor gibi yapacağız. Dolardan zararınızı telafi edeceğiz. Onlar da aldılar doları. Aynı yere getirdiler. Hem parayı aldılar. Hem vergiden kurtuldular. Ama sonuçta bu parayı garibanlar ödedi. Bu parayı işsizler ödedi. Bu parayı asgari ücretliler ödedi. Bu parayı emekliler ödedi. Ve gelinen bu noktada halen daha mazeret üretmenin peşinde olan birileri var. Biz örneğin Manisa'daki üzüm üreticisi mazeret değil fiyat bekliyor. Öyle yalandan bir fiyat da beklemiyor. Maliyetlerin 25-26 lira olduğu bir yerde öyle yine 25 lira ve falan değil. Sizin sözünüz var. Doları iktidarımızda 2 doların altına hiç indirmedik. Üzümü 2 doların altına indirmedik diye. Geçen sene 1.5'lere 6'lara indi. Hiç yüzünüz kızarmadı. Kuru üzüme, 9 numara kuru üzüme verilecek fiyat 2 doların altında olamaz. 35 liranın altında olamaz. Bu fiyatı mutlaka ve mutlaka verilmesi gerekiyor. Açıklanması gerekiyor. Maliyeti bile karşılamayacak fiyatlar konuşuluyor. Buna hangi siyasi görüşten olursa olsun bütün Manisa direnir. Bunu size açıkça söylüyoruz. Dış politikada tarihimizin en kötü dönemi yaşanıyor. Zaten dış politika muhabirlerinden daha güzel özetliyor Recep Tayyip Erdoğan. Hangi ülkelerle arayı düzeltmeye çalıştığını, İsrail'le ilişkiler ne haldeymiş, ne hale getirmiş. O hale getiren benim sanki. Mısır'la ilişkiler ne haldeymiş, şimdi düzelme sürecindeymiş. Bozan biziz sanki. Ermenistan'la sıfır sorun noktasına gelecekmişiz. Sırf sorunu yaratan kendi değilmiş gibi. Bütün komşularımızla sorun, her tarafla sorun ve o noktada seçim yaklaşırken ekonomiye iyi gelecek bir başarı hikayesi olur mu diye hep U dönüşleri, hep zikzaklar, hep tükürdüğünü yaramaklar. Ama diğer taraftan tahıl koridoru gibi hepimizin desteklediği, beklediği, bütün dünyanın özellikle Afrika için istediği bir mesele. Evet, önemlidir. Nedir? Rusya ile Ukrayna'nın ortak ikilisinin ayrı ayrı menfaatlerine olacak ama hem dünya hububat piyasasına hem fakir ülkelere katkı sağlayacak bir anlaşma. Bu anlaşmayı iç politikaya tahvil etmek için kendisini parçalayan bir takım çevreler. Bu anlaşma doğru. Bu anlaşmaya kimse bir şey demez. Bu anlaşma olağan. Ama efendim Rusya ile Ukrayna Tayyip Bey'in sözünden çıkmıyormuş. Ya sözünden çıkmıyor da bizim 2 tane Koca Yusuf dediğimiz F-35 projesi gibi, yani parça üretimiyle katkımız olan, kendimizin de aldığı, projesinde ortak olduğumuz A-400M uçaklarımız var. 6 aydır Kiev'de duruyor 2 uçak. Oturmuşsun, anlaşmışsın. Önce Ukrayna, sonra Rusya, daha Rusya'nınki başlamadı ama dünyaya hububat satacak. Hem onlar ürünlerini değerlendirecek, hem hububat fiyatları düşecek. Fakir ülkeler hububata erişecek falan. Bu anlaşma olurken ya bizim 2 tane de uçak var, müsaade edin de kalkın gelsin denmez mi ya? O uçakların personeli var. O uçaklar orada, aileleri burada. Sıkıntılar büyük. Biz egemen ülkeyiz ya. Nasıl olur da biz Kiev'de havaalanındaki iki büyük kargo uçağımızı kaldırıp, yani Rusya'ya diyeceğimiz şu: kardeş bizim uçaklar geçiyor, bir 20 dakika rahat ol diyeceksiniz. Bu güvenceyi alacaksınız. Rusya ve Ukrayna hava sahasını saat 18'e kadar herhangi bir şekilde Türk uçakları dışında herhangi bir hareketlilik olmayacak, savunma sistemleri devrede olmayacak falan filan, herhalde öyle bir laf söylenecek. İki uçağı Rusya'dan getiremiyorlar. Darı geliyor, şeyden geçecek. Bütün televizyonlar canlı yayında alkış. Tayyip Erdoğan'ın büyük dış politika marifeti. Yapılan işe yanlış demiyoruz. Yapılan iş doğrudur. Bu yapılan işi destekleriz. Bu yapılan işin kalıcılaşmasını da isteriz. Bu zaten dünyanın talebiydi. Bütün dünyanın talebiydi bu. Türkiye'de o boğazların olması çok önemli. Gücünü nereden alıyor? O masaya nasıl oturuyor Türkiye? Montreux Anlaşması sayesinde. Siz Montreux'e de karşıydınız geçen sene. Montreux'u savunanların rütbelerini söktünüz geçen sene. Yani tarihin en çelişik hükümeti çıkmış, bir de dış politika zaferi. Sen daha iki tane uçağı getiremiyorsun oradan. Görün, şimdi bunu dedik ya, biraz da sert söyledik. Akılları başına gelirse belki de söylerler de o iki tane uçak kalkar gelir yarın buraya. Bu kadar özensiz, bu kadar beceriksiz bir devlet yönetimi. Ukrayna bize minnettar, Rusya ölmüşlerimize duacı. Bizim uçaklar orada 6 aydır esir kalmış. Bir de paldır küldür Soçi'ye. Neden? Akkuyu nükleer enerji santralinde yerli şirketin sözleşmesi, Türk şirketin sözleşmesini Ruslar feshediyor. Ne olacak? Nükleer enerjide zaten enerjide Rusya'ya bağlıyız. Nükleer enerjide tam bağımsız, tam olarak bağlı ve Türkiye ile tamamen bağlantısız bir hale gelecek bizim nükleer santral. Sorun bu. Baştan bu konuda tedbir alınmadığı için. Bu risk hep söyleniyordu. Bu Türk şirketi orada, Ruslar ister tutar ister yollar diyorlardı. Yollama aşamasına gelmiş. Şimdi biz bu Soçi'deki temasları bu yönüyle de çok dikkatli şekilde takip ediyoruz. Bunun da bilinmesini isteriz. Yüksek Askeri Şura toplantısı vardı. Yakından takip ettik. Askerin kendi içindeki terfi silsilesi yerine objektif kriterler, ölçülebilir ve izah edilebilir sonuçlar yerine iktidar partisinin temsilcisi, partili bir genelkurmay başkanının, o üniforma üstündeyken partiliymiş, biz perdenin arasından kravatla fırlayınca gördük onu. Önümüzdeki geçtiğimiz 2018 seçimlerinde Bakanlar Kurulu açıklanana kadar genelkurmay başkanıydı. Üstünde şanlı ordumuzun üniforması vardı. Perdenin arkasında takım elbise, kravat yapmış. Oradan buraya A partili genelkurmay başkanı dedik. Şimdi örtülü genelkurmay başkanı olarak göreve devam ediyor. Buna isyan eden kuvvet kademesindekiler terfi ettirilmiyorlar ya da emekli ettiriyorlar. Buna uyum gösterenler yaşı arttırıldıkça arttırılıyor. Artan yaşına rağmen görev süresi arttırılıyor. Bu meclisten gittiler, bu meclisi bir kişinin, Hulusi Akar'ın örtülü genelkurmay başkanlığına, partili genelkurmay başkanlığına uyum gösteriyor diye bir kişiyi birer birer 5 sene yaşlansa da yaş haddine takılmadan uzatma etkisi. Ya ne meclisi alet ediyorsun? 600 kişiyi alet ediyorsun. Buna tevessül ettiyseniz bari o AK Parti'den bu yargı teşkilatına taşıdığınız hakimlerden birini bulaydınız da yaşını küçülteydiniz genelkurmay başkanının. Hiç olmazsa bir kişiyi alet ederdiniz. Koca meclisi alet ediyorlar. Bir kişinin ikbaline, daha doğrusu bir kişinin keyfine, öbür bir kişinin o keyfe rızasına. Esas sıkıntı şudur: gerekçe yazmışlar kanuna, terörle mücadele tecrübesi sebebiyle uzatıyormuş. Terörle mücadeleyi mevcut genelkurmay başkanı artan yaşına rağmen, başka görevlerde çok yaşlısın, o görevi yapamazsın, bu görevi yapamazsın, terörle mücadeleyi ona bırakalım. Başka kuvvet komutanları bu yetkinlikte değil. Kuvvet kademesinde bu görevi yapacak başka kimse yok. Bir kişi var, Allah uzun ömürler versin, biz onunla devam edelim. Türk Silahlı Kuvvetleri böyle bir yer değildir. Aynı görevi layıkıyla, aynı başarıyla yapabilecek onlarca alternatif vardır. Yoksa zaten biz yanmışız. Biz ölmüşüz, arkamızdan ağlayanımız yok. Genelkurmay Başkanı'ndan başka kimse bu görevi yapamazsa, ondan başka kimse üstündeki örtülü Genelkurmay Başkanı, partili Genelkurmay Başkanı'na onun gibi biat edemez olabilir. Onun için uzatıyorsanız gerekçeyi öyle yazın kardeşim. Yazın oraya aslanlar gibi, Milli Savunma Bakanı'yla uyumu gözetilerek uzatılmıştır. Vallahi bundan daha doğru bir iş yapmış olursunuz. O kadar kahraman Türk kurmayı var, o görevi dört dörtlük yapabilecek birçok kişi var, onların arkasında bekleyenler var. 15 yaşından beri her gece yatakta bir gün Genelkurmay Başkanı olmayı düşünerek uyuyan Türk subayları var, Türk kurmayları var, albayları var, generalleri, amiralleri var. Hulusi Akar çok önemli. Onu gelen üzer. Ondan emir almaz. Ordunun işine karıştırmaz. Hulusi Bey kendini Genelkurmay Başkanı gibi hissedemez. Başkomutan gibi hissedemez. Böyle bir şeye Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin alet edildiği, parlamentonun böyle bir şeye alet edildiğine de ilk kez rastlanıyor. Bunu da ifade etmek gerekir. Onun dışında soruluyor. Yani hakikaten bunlara cevap vermek insanın içini kurutuyor artık ama gazeteci arkadaşlar sabahtan beri basın toplantısına girecek misiniz? Milliyetçi Hareket Partisi'nin dün yaptığı açıklama. Önceki gün Semih Yalçın. O hakaretler, o laflar, her zaman yaptığı şeyler. Ona zaten sevenleri de söylüyormuş. Bir vakitten sonra iki elindekinden birini bırak, ya şunu bırak ya telefonu bırak diye. Durmuyor, söylüyor, saldırıyor, söylüyor, saldırıyor. Sonra Devlet Bahçeli dün, efendim, soy isim vermeden yapıyormuş, soy isim vererek partimizin bir önceki dönem milletvekilini, İstanbul İl Başkanımızın bir değerlendirmesi olmuş. Önceki dönem İstanbul İl Başkanlarımızdan. Diyor ki, ya kişinin MHP'li olduğu söyleniyor diyor. Cemaatlerle çatıştığı söyleniyor diyor. Bu bir kumpas da olabilir diyor. Kendince bir görüş söylüyor. Buna MHP ne diyor diyor. Ya MHP buna bir şey der ya da demez. Usulünce öyle bir şey yok dersin, biz onunla ilgilenmiyoruz dersin, var dersin, bir şey dersin. Dünya kadar tehdit, televizyonu tehdit, gazetecileri tehdit, MHP'yi eleştiren kişileri konuk almayacaksınız. Partimize laf söyleyen yorumcuları çıkarmayın diyorlar açıkça. Ya kardeşim burası demokrasi ise, bu televizyonlar varsa, ya onlarcası her akşam Cumhuriyet Halk Partisi'ne bırakın eleştiriyi, iftira, hakaret, küfür, gırla gidiyor. Rahatsız mıyız? Rahatsızız. Beğenmediğimizi izlemiyoruz. Birisi için üyelerimize siz de bakmayın dedik. Çıkmazsın, çıkmazsın. Ama tutup da bu tehdit olur mu ya? Bu tehdit olur mu? Demokraside bu bir liderin, bir parti genel başkanının dili olabilir mi? Yöneticisinin dili olabilir mi? Şu lafın 100 katını, 1000 katını CHP'ye söylüyorlar. Bunun 10'da birini tutup da bir televizyonu tehdit etmeyiz. Sonuçta sizin elinizde güç var da bizim elimizde güç yok mu? Bizim de elimizde kamu gücümüz var. Bizim de elimizde dünya kadar elimizde bulundurduğumuz yetkimiz var. Yerel yönetimler üzerinden olur. Ağzımızı açıp da söylemeyiz. Böyle bir şey tenezzül etmeyiz yani. Basın özgürlüğü diye bir şey var. Sınırlar aşıyor maşıyor. Çok kafan bozulursa mahkeme açarsın. Burada söylenen sözde ne var? Bir de soy isim kullanarak, doğrudan hedef göstererek. Biz bu cümleleri biliyoruz. Bu cümlelerden sonra kapıların önünde tekmelemeler, sopalarla saldırmalar. Sonra çıkıp da biz dedik yaptı demiyorsunuz elbette ama sizin söylediğiniz bu laflardan birileri talimat kabul ediyor bunları. Yapmayın bunu, söylemeyin bunu. Bu vakitten sonra gerçekleşebilecek bu tip saldırılar tamamen sizi mesul kılar. Bunun altını çiziyoruz. Ayrıca kim olursa olsun karşımızdaki bir CHP'linin soyadını kullanarak böyle izahı mümkün olmayan bu tonda açıklamalar, bundan men ederiz. Bunu yapamazsınız. Bu doğru bir şey değil. Aynen karşılık versek ne yapacaksınız? Mikrofon burada, ağız burada, yazı burada, yazılı yaparım, sözlü yaparım. Sizinkilerin soy isimlerini söyleyip bu lafları biz söylesek hoşunuza mı gidecek? Ama biz o lafını söylediğimiz, soy ismini andığımız kişinin ailesinden utanırız ya. Ona mahcup oluruz, yapılmaz yani. Yalan yanlış işler, tuhaf tuhaf işler. Yani gerçekten girmeyecektim konuya ama ne diyeceksiniz MHP liderinin açıklamalarına? Yani denecek bir şey olsa işte bunu diyebiliyorsun. Daha ne diyeceksin? Bir de Mamak Belediye Başkanı Murat Köse çıkmış, bir takım açıklamalar yapmış. Sonra bana da bir takım tehditlerde falan bulunuyor. Birincisi şu, Sayın Başkan, ben seni muhatap alıp sana bir şey demedim. Hatta sana istifa et bile demedim. Benim muhatabım Süleyman Soylu. Dedim ki, Mamak Belediyesi'ndeki bu iddiaların onda biri CHP'li belediyelerde olunca görevden el çektiriyorsunuz. İş sizin belediye olunca niye kulağınızın üstüne yatıyorsunuz? Sen diyorsun ki, efendim bunu söyleyen adam geçmişte şu partide siyaset yaptı. İşte geçmiş ticareti şu. Ben zaten ilk söylerken dedim ki, bu kişi kendini de ihbar ediyor. Çünkü belli ki bu iddiası doğruysa o da rüşvet verme suçunu işlemiş. Benim kişiyi sahiplendiğim falan yok. Ama o kişi şöyle kötüdür, böyle kötüdür falan. O sizin bileceğiniz iş. Ama bana diyor ki sen özür dile. Ya mahkeme diye bir şey var. Sen derdini mahkemeye anlatacaksın. Mahkemede aklanırsan kamuoyu bunu öğrenecek. Aklanmazsan kamu görevi yapılmış olacak. Ha, peki mahkemeye güvenirsin, güveniriz, güvenmeyiz, o tartışmalar ayrı. Ama bunun onda biri şüpheyle görevden alınıp bütün süreçlerin sonunda hiçbir suç bulunmayan, görevine devam eden, yeniden seçilen belediye başkanlarımız var. Birinden özür diledi mi Süleyman Soylu? Mamak Belediye Başkanı diyor ki benden özür dile. Ki iddia, eğer ben ağzımdan şahsını kendim itham edip sonra da yanlış çıktığını görürsem hiç erinmeden de çıkar özür dilerim. Ama bir gerçek var ki bunun yeri mahkeme. Öyle 20 dakika yenilir yutulur olmayan, adres belli, telefon belli, şahitli mahitli iddialar var. Ama ben o gün bu kesin doğrudur demedim. Bu süreçte bizim belediye başkanları gibi Mamak Belediye Başkanı da görevinden Süleyman Soylu tarafından alınmalıdır dedim. Onun dışında muhatabım değil Murat Köse bir takım tehdit ve şantajlarda onu pazartesiye kadar bırakma. Bugünden geçe kalma. Biz tehdide ve şantaja boyun eğip siyasette geri adım atma, durma noktasına geldiysek zaten duralım gidelim yani. O zaman o bizim partiye zafiyet yaratır. Ondan cumartesiye kadar özür dilemezsem bilmem ne gün yapacağımı bugün yap. Hiç gecikme. O noktada hiç gecikmeyin, şantaj ve tehdit siyasetiyle olmaz. Dediğimiz laf ortadadır. Ha, konuyu açmışken bir şey soralım. Bu işi bilen bütün herkesin sorduğu soru. Deniyor ki 1/5000'lik planda var bu yer. 1/5000'lik planı önce AKP oylarıyla reddedildi. Sonra aynı plan aynı AKP'nin oylarıyla Murat Köse'nin de bulunduğu mecliste kabul edildi. 1/1000'liklerde 5000'e göre yapılır. Eğer benzin istasyonu uygun değilse 5000'likte niye oy verdin? Uygunduysa şimdi niye yapmıyorsun? Üstüne bu tartışmaların içinde kalıyorsun diye soruyor işi bilenler. Bizim gördüğümüz, duyduğumuz, bildiğimiz bundan ibarettir. Ha, iddiaların sahibi kişiyle aynı mekanda bulundurmak ya da telefonla konuşmak, hatta ondan mail almak bile değil. Hiç tanımadığımız birisidir. Çok açık. Örgütümüz kanalıyla ulaşmış olan, genel merkezimize ulaşmış olan bilginin kamu açısından denetim görevi yapılması için hem İçişleri Bakanlığı'nın hem de halen harekete geçmemiş savcılığın harekete geçirilmesi için bu bizim doğal görevimizdir. Bunu yaparsak, bunu yapmazsak esas o zaman o tehditinizde, şantajınızda söylediğiniz noktaya düşeriz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Soru varsa yanıtlamak isterim. Tabii. Şunu söyleyeyim, parti içindeki geçmiş bir rekabetten ve husumetten kök alan bir gündemle değil, Türkiye'nin yakıcı sorunlarını çözeceğimiz iktidara gelme gündemiyle meşgulüz. Daha başka diyecek bir şeyimiz yok ona. Başka soru var mıydı? Teşekkür ediyoruz.